Merhabalar, kahve sunumları kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dyson AirWrap saç şekillendirici makinenin kutu açılışını birlikte yapıyor olacağız. Cihazı Şubat ayında almıştım. Sizinle paylaşmadan önce biraz kullanıp tecrübe kazanmak istedim. Benim saçlarımın yapısı dalgalı. Onun için 3 seneyi aşkın süredir Dyson'ın Supersonic modelini kullanıyordum. Dalgalı saçları şekilli kurutmak için difüzör başlığı gerçekten işimi çok kolaylaştırıyordu. Dalgalı saçı olanlar çok iyi bilirler ki dalga ilk gün çok güzel gözükse de ikinci günden sonra gerçekten çok kötü bir şekle bürünmeye başlar. Kullandığım Brown'un düzleştiricisi ile de saçlarımı ısı verip şeklini ve rengini bozmak istemiyordum. Bunun için Dyson AirWrap modelini alıp denemeye karar verdim. Ben almaya karar verdiğim zaman hiçbir yerde Dyson'ın kendi satıcısından stokları bulunmuyordu. Sağ olsun Hilltown'daki satış danışmanı arkadaş bana şu şekilde bir yönlendirme yaptı. Sevgililer günü için yani 14 Şubat için stokların kısa sürede geleceğini iletti. Ben de bu sayede her gün yine sitesine ve Trendyol'a hepsi burada'ya girip bakmaya başladım. Ki gerçekten de 14 Şubat gelmeden birkaç gün önce stoklar yenilendi. Araştırdığınızda stok yoksa siz de benim izlediğim yöntemi izleyebilirsiniz. Kutuyu açtık ve içinden çıkanlara şöyle bir göz atalım. İlk gözümüze çarpan başlık kurutma başlığı. AirWrap bir önceki seriyi kullananlar ya da araştıranlar bilirler ki bu başlık bir önceki seride yoktu. Çünkü oradaki görüntüsü bambaşkaydı. Burada kurutma başlığı olarak bu şekil dizayn edilmiş. Bu parça ise düzleştirme için kullanılan taraklardan bir tanesi. Saçınızı bunu kullanarak düzleştirebiliyorsunuz. Bu üçüncü başlıkta yine saçınızı düzleştirmek için kullanılan bir diğer başlık, yani ikinci başlık. Cihazın kendisi de bu şekilde, hem kendisi hem de adaptörü ayrı ayrı koruyucu kılıflara sarılmışlar. Adaptörünün üstündeki koruyucu katmanları çıkarttığımızda kablosunun çok fazla uzun olduğunu görüyoruz. Ayrıca adaptörü de bulunuyor ki herhangi bir elektrik dalgalanmasında cihazı koruyabilsin. Cihazın kendisinin üzerinde bulunan koruyucu kılıfı da çıkartıyoruz. Zarar görmemesi için, iyice sarıldığı için dikkatli bir şekilde açıyoruz. Cihazımız gerçekten çok şık bir görüntüye sahip. Bu şekilde parlıyor. Ben bu rengini tercih ettim. Siz istediğiniz rengini tercih edebilirsiniz alırken. Üzerinde 3 tane buton bulunuyor. Bunlar sıcaklık ayarı, fan ayarı ve açma kapama düğmesi. Altta da yine diğer modellerde olduğu gibi filtresi mevcut. Kutunun içindeki diğer parçalara göz atmaya devam edelim. Bunların içerisinde de şekillendiriciler mevcut. Şekillendirici 2 adet bulunuyor içerisinde. Birisi büyük dalgalar oluşturmak için, birisi de küçük dalgalar oluşturmak için kullanılacak parçalar. Bunlarla ilgili yine şu şekilde bir detay paylaşayım. Bir önceki AirWrap serisinde bu döner başlıklardan toplam 4 adet bulunuyordu. Çünkü sağa ve sola döndürmek için farklı farklı başlıklar kullanılıyordu. Ancak yeni modelde bu tasarımı değiştirmişler ve geliştirmişler. Aynı başlık ile hem sağa hem de sola kıvrımlar yapabiliyorsunuz. Üzerindeki oklarla belirtilen yönlere çevirmeniz yeterli olacak. Bu son başlıkta yine dalgalı bir şekil vermek için kullanılan başlık. İçerisinde diğer parçalar, kullanım kılavuzu, Türkçe ve birçok farklı dil seçeneğinde kullanım kılavuzu mevcut. Bunları isterseniz bir göz atabilirsiniz. Tabii ki de kullanmadan önce. Aynı zamanda garanti belgesi de bunların içerisinde bulunuyor. Ancak garantisini başlatmak için Dyson ile iletişime geçmeyi unutmayın. Çünkü faturanız kesilmiş olsa bile garantisi başlamamış olabilir. Bununla ilgili Dyson'la bir görüşmenizi tavsiye ederim. Kutunun içerisinde bir parça daha mevcut. Bunu da hemen hızlıca açıp bakalım. Bununla ilgili de şu şekilde bir detay paylaşayım.
cihazın altında bir hava filtresinin bulunduğu kısım var. Bu kısmı sık sık temizlemeniz gerekiyor ki tozlardan cihazınız zarar görmesin. Onu da temizlemek için bu parçayı kullanıyorsunuz. Ve kutunun içeriğini de bu şekilde görmüş olduk tamamını. Bu aşamadan sonra artık kendi tecrübelerimi paylaşayım. Özellikle merak edenler olduysa benim aldığım dönemde cihazın fiyatı 12 bin liraydı. Şu anda ise cihazın fiyatı 12 bin 500 lira. Bazı modellerin içerisinde ayrıca taşıma kılıfı çıkıyor. Ancak o modeller şu anda 13 bin lira. Dalgalı saçlarımı duştan çıktıktan sonra hızlıca kurutma başlığıyla kurutup düzleştirme fırçalarıyla birlikte düzleştirerek hızlıca şekillendirebiliyorum. Yani düzleştirebiliyorum. Tabii ki de bir fön çekmiş gibi olmasa da yine de benim ihtiyacımı görecek şekilde bir düzleştirme sağlıyor. Dalgalı şekil vermek istediğimde ise kalın veya ince olmak üzere yaklaşık 20 dakika gibi bir zamanımı alıyor. Gerçekten hayatımı kolaylaştırdı diyebilirim. Almak isteyenlere tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.